İslam, Abdullah bin Huzafe'ye zamanında dünyanın iki büyük hükümdarı olan İran Kisra'sı ve Bizans'ın büyüğü Kaiser ile görüşme imkanı vermiştir. Abdullah'ın onların her biriyle zamanın hiç unutamayacağı ve tarihin dilinden düşüremeyeceği bir hikayesi vardır. İran hükümdarı Kisra ile olan bölüm şöyledir. Hicretin 6. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarını yabancı devlet başkanlarına elçi olarak göndermeye karar vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçilerle gönderdiği mektuplarla onları İslam'a davet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli işin tehlikeli olduğunu biliyordu. Bu elçiler daha önce bilmedikleri uzak memleketlere gideceklerdi. Onlar gittikleri yerlerin ne dillerini ne de hükümdarlarının huy ve karakterlerini biliyorlardı. Bunlardan başka onlar bu hükümdarları dinlerini bırakmaya, şeref, itibar ve üstünlüklerini terk etmeye ve daha düne kadar bir kısmı onların uyruğu olan bir milletin dinine girmeye davet edeceklerdi. Bu tehlikeli bir yolculuktu. Böyle bir yolculuğa çıkan hayatını kaybetmiş, ondan dönen dünyaya yeniden gelmiş demekti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını topladı ve konuşmak üzere kalktı. Allah'a hamd etti ve övgüde bulundu. Şehadet getirdikten sonra da şöyle konuştu. Ben bazılarınızı yabancı devlet başkanlarına göndermek istiyorum. İsrailoğullarının Meryem oğlu İsa'ya karşı çıktıkları gibi bana karşı çıkmayınız. Resulullah'ın ashabı da, ey Allah'ın Resulü, biz senin istediğini senin adına yerine getiririz. Bizi istediğin yere gönderebilirsin dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arap ve Arap olmayan hükümdarlara yazdığı mektupları götürmeleri için sahabeden 6 kişiyi seçti. Abdullah bin Huzafe es-Sehmi bu 6 kişiden birisiydi. Resulullah'ın mektubunu İran hükümdarı Kisra'ya o götürecekti. Abdullah bin Huzafe binitini hazırladı, çoluk ve çocuğa veda etti. Dere tepe demeden amacına doğru yürüdü. Hem de Allah'tan başka hiç kimsesi olmadan, tek ve yalnız başına İran'a vardı. Hükümdarın yanına girmek için izin istedi. Hükümdarın adamlarına ona getirdiği mektubu hatırlattı. Kisra, sarayının süslenmesini emretti. Oturumda hazır bulunmaları için İran'ın büyüklerini çağırdı ve onlar da geldi. Sonra Abdullah bin Huzafe'nin huzuruna girmesine müsaade etti. Abdullah bin Huzafe, üzerinde kadife elbiseler olan İran'ın en büyüğünün huzuruna kaba elbiseleriyle ve bedevilerin basitliğiyle girdi. Fakat başı dikti. Göğsünde
İslam'ın şerefi ve gönlünde imanın yüceliği vardı. Kisra onun geldiğini görünce hemen adamlarından birine mektubu elinden almasını işaret etti. Abdullah dedi ki, "Hayır, Resulullah bizzat kendi elimle vermemi emretti. Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine karşı gelemem," dedi. O zaman Kisra adamlarına, "Bırakın onu, benim yanıma gelsin," dedi. Kisra'ya yaklaştı, mektubu bizzat kendi eliyle verdi. Kisra, Hireli, Arap bir katibi çağırdı. Mektubu önünde açıp kendisine okumasını emretti. Mektupta şöyle yazıyordu: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammed'den İran'ın büyüğü Kisra'ya selam, doğru yolda olanların üzerine olsun. Kisra mektuptan bu kadarını duyar duymaz çok öfkelendi ve yüzü kıpkırmızı oldu. Boynundaki damarlar patlayacak gibi şişti. Çünkü Resulullah önce kendi ismiyle başlamıştı. Katibin elinden mektubu çekti, aldı. Mektubun içindekileri öğrenmeden ve "O benim kölemken bana bunu mu yazıyor?" diye bağırarak yırtmaya başladı. Abdullah bin Hüzafe'nin salondan çıkarılmasını emretti ve çıkarıldı. Abdullah bin Hüzafe, başına daha neler geleceğinden habersiz, Kisra'nın salonundan ayrıldı. Öldürülecek miydi yoksa serbest mi bırakılacaktı, bunu bilmiyordu. Fakat çok geçmeden şöyle dedi: "Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubuna bu şekilde zarar verdikten sonra ne olacağımı aldırmam." Hayvanına binip oradan ayrıldı. Kisra'nın öfkesi yatışınca Abdullah'ın yanına gelmesini emretti fakat onu bulamadılar. Aradılar, taradılar, izine rastlayamadılar. Arap Yarımadası'na giden yolu kontrol ettiler. Nihayet sınırı geçtiğini öğrendiler. Abdullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde Kisra'nın davranışını ve mektubunu yırtma olayını anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Allah da onun devletini parçalasın" sözüne başka bir şey eklemedi. Bunun ardından Kisra, Yemen'deki vekili Bazan'a şöyle bir mektup yazdı: "Hicaz'da çıkan bu adama güçlü kuvvetli iki adamını gönder. O adamı bana getirmelerini söyle." Bazan, iki gözde adamını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Onlara, Resulullah'a götürmeleri için bir mektup verdi. Mektubun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç gecikmeden Kisra'ya gitmesini emrediyordu. Ayrıca peygambere ait bilgi toplamalarını, onu iyice araştırıp elde ettikleri bilgileri kendisine ulaştırmalarını istedi. Bu iki adam hızla yol alıp Taif'e geldi. Orada Kureyşli tacirlerle karşılaştılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sordular. Onlar da "O Yesrib'dedir" dediler. Tacirler sevinç ve neşe içinde Mekke'ye döndü. Kureyş'i tebrik edip şöyle dedi: "Gözünüz aydın. Kisra Muhammed'e baş kaldırdı. Sizi onun şerrinden kurtarmış oldu" dediler.
Bazan'ın adamları da Medine'ye doğru yollarına devam ettiler. Oraya vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüp mektubu verdiler. Dediler ki, hükümdarlar hükümdarı Kisra, bizim hükümdarımız Bazan'a seni kendisine götürecek adamları buraya göndermesini yazdı. İşte biz seni Kisra'ya götürmek için geldik. Eğer bizimle gelirsen Kisra senin yararına olanı söyler ve sana kötülük etmez. Eğer kabul etmezsen onun güçlü olduğunu, seni ve halkını yok edebileceğini biliyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve onlara dedi ki, bugün siz kaldığınız yerlere dönün ve yarın gelin. Ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiklerinde dediler ki, Kisra'nın yanına gitmek için hazır mısın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara, artık bugünden sonra Kisra ile hiç görüşmeyeceksiniz. Allah onu öldürdü. Hatta şu ayın şu gecesinde oğlu Şirebeyh'i ona musallat etti dediler. Resulullah'ın yüzüne baka kaldılar ve hayretlerini gizleyemediler. Sen ne söylediğini biliyor musun? Bunu Bazan'a yazalım mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ona deyin ki benim dinim yakında Kisra'nın devletinin eriştiği yerlere erişecektir. Eğer sen Müslüman olursan Yemen'e hükümdar yaparım dedi. Bazan'ın adamları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından çıktılar. Gidip durumu ona haber verdiler. O dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği doğruysa o peygamberdir. Eğer öyle değilse onun hakkında bir şeyler düşüneceğiz. Bir müddet sonra Bazan'a Şürebeyh'in mektubu geldi. Mektupta şöyle yazıyordu. Kisra'yı öldürdüm. Onu sırf halkımızın intikamını almak için öldürdüm. Çünkü o halkın ileriye gelenlerinin öldürülmesini, kadınlara saldırılmasını ve malların yağma edilmesini mübah görmüştü. Bu mektubumu aldığında oradakilerin bana itaatlerini sağla. Bazan, Şürebeyh'in mektubunu okur okumaz yere fırlattı ve Müslüman olduğunu açıkladı. Onunla birlikte Yemen'deki İranlılar da Müslüman oldular. İşte bu, Abdullah bin Hüzafe'nin İran hükümdarı Kisra ile görüşme hikayesidir. Bizans'ın büyüğü Kaiser ile görüşmesi nasıldır? Şimdi onu görelim. Kaiser ile görüşmesi Ömer İbnül Hattab'ın halifeliği zamanındadır. Bu da çok enteresan bir durumdur. Hicretin 19. senesinde Ömer İbnül Hattab, Abdullah bin Hüzafe'nin de bulunduğu bir orduyu Bizanslılarla savaşmak üzere yola çıkarmıştı. Bizans'ın büyüğü Kayseri Müslüman askerlerindeki inanç samimiyeti ve sağlamlığına, Allah ve Resulü için canlarına değer vermediklerine dair haberler ulaşmıştı. Adamlarına bir Müslüman esir yakaladıklarında onu öldürmemelerini ve kendisine sağ olarak getirmelerini emretti. Abdullah bin Hüzafe Bizanslıların eline esir düştü. Hükümdarlarına götürüp dediler ki, işte bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine ilk girenlerdendir. Onu esir alıp sana getirdik. Bizans hükümdarı Abdullah bin Hüzafe'ye uzun uzun baktıktan sonra, sana bir şey teklif edeceğim dedi. Abdullah da neymiş o diye sorunca hükümdar, sana Hristiyan olmanı teklif ediyorum. Eğer Hristiyan olursan seni serbest bırakırım, sana ikramda bulunurum. Esir sert ve kesin bir ifadeyle, heyhat, benim için ölmek teklif ettiğim şeyden 1000 defa daha iyidir dedi. Kayser de, sen zeki bir kişiye benziyorsun. Eğer teklif ettiğimi kabul edersen seni mülk ve saltanatıma ortak ederim. İplerle bağlı olan esir gülümseyip, vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden bir an bile dönmeme karşılık senin ve Arapların sahip olduğu her şeyi versen yine dinimden dönmem dedi. Kayser, o halde seni öldüreceğim dedi. Abdullah, bunu yapabilirsin diye cevap verdi. Hükümdar onun çarmıha gerilmesini emretti. Okçularına Rumca olarak, ellerinin yakınına atın dedi.
kendisi de Hristiyan olmasını teklif ediyordu. Fakat Abdullah kabul etmiyor, bu defa da ayaklarının yakınına atın dedi. Bu arada Müslümanlıktan ayrılması için telkinde bulunuyordu. Abdullah da kabul etmemekte ısrarlıydı. Kayser ona o katılmamasını ve çarmıhtan indirilmesini istedi. Daha sonra büyük bir kazan getirtti. İçine zeytinyağı doldurup ocağa konuldu. İçindeki yağ kaynayınca iki Müslüman esir getirtip birisinin kazana atılmasını emretti. Birisini kazana attılar. Bir de baktılar ki eti dağılmış. Sırf kemikleri görünüyor. Arkasından Abdullah bin Hüzafe'ye dönüp Hristiyan olmasını teklif etti. Abdullah öncekilerden daha sert bir şekilde reddetti. Baktı ki olmuyor, onun da kazana atılmasını emretti. Abdullah kazanın başına getirilince ağladı. Kayser'in adamlarından biri hükümdara ağladı dedi. Kayser onun teklifini kabul etmediğine pişman olduğunu zannetti ve onu yanıma getirin dedi. Karşısında durunca yine Hristiyan olmasını teklif etti ve Abdullah yine kabul etmedi. Kayser, yazıklar olsun sana, o halde niçin ağladın deyince Abdullah, kendi kendime şu anda bu kazana atılıp gideceksin dedim. Ve istedim ki vücudumdaki tüylerin sayısınca canım olsa da böyle bir kazana atılsın. İşte beni ağlatan budur dedi. Hükümdar, seni serbest bırakırım ama benim başımı öper misin dedi. Abdullah da, bütün Müslüman esirleri de serbest bırakır mısın deyince hükümdar bütün Müslüman esirleri de dedi. Abdullah anlatıyor. Kendi kendime şöyle dedim. Bu Allah'ın düşmanlarından biridir. Beni ve bütün Müslüman esirleri serbest bırakması için onun başını öpeyim. Bundan bana hiçbir zarar gelmez. Ona yaklaşıp başını öptü. Bizans hükümdarı Müslüman esirlerin getirilip ona verilmesini emretti. Böylece esirler ona teslim edildiler. Abdullah bin Hüzafe, Ömer İbnül Hattab'ın yanına gelip başından geçenleri anlattı. Hazreti Ömer çok memnun oldu. Kurtarılan esirleri görünce şöyle dedi. Her Müslümanın Abdullah bin Hüzafe'nin başını öpmek vazifesidir. İşte önce ben öpüyorum. Sonra kalktı ve Abdullah bin Hüzafe'nin başını öptü. Selam, Abdullah bin Hüzafe es-Sehmi ve arkadaşlarının üzerine olsun. İslam, Abdullah bin Hüzafe'ye zamanında dünyanın iki büyük hükümdarı olan İran Kisra'sı ve Bizans'ın büyüğü Kayser'le görüşme imkanı vermiştir. Abdullah'ın onların her biriyle zamanın hiç unutamayacağı ve tarihin dilinden düşüremeyeceği bir hikayesi var.